DTA Akademi'nin yazar ve söyleşi programının değerli izleyicileri. Bugünkü programımızı Meryem Gökdere ile Tasavvufta Avamdan Havas'a Geçmenin İmkanı adlı son çalışması üzerinden yapacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet, hayırlı olsun çalışmanız. Öncelikle DTA Yayıncılık tarafından hazırlandı kitap. Çok güzel bir içerikle, güncel bir içerikle karşı karşıyayız bu çalışmada aslında. Herkesinden okuyucunun rahatlıkla okuyabileceği, oldukça da sade bir dil ve İslami literatürün de özellikle dönem itibariyle Gazali gibi bir şahsiyetin görüşleri çerçevesinde bir kavram analizi yapılmış aslında burada. Hem dönemi hem bizim İslami geleneğin tarihsel bakış açısını anlamak açısından önemli bir kitap. Bugün sizlerle bu kitap üzerine konuşacağız. Biraz kitabın hikayesini dinlemeye çalışacağız sizlerle. Öncelikle yani konuyu belirleme aşamasında hem genç araştırmacılara örnek olması, rehberlik etmesi açısından yani konuyu seçme sürecinde neler yaşadınız? Neden bu konuyu seçtiniz Meryem Hocam? Hocam şöyle bu konuyu seçmemin nedeni aslında benim lisans derslerinde tasavvufta gördüğüm izlenimler, oradaki işte ilmi tartışmalar. Bu bana biraz zemin oluşturdu. Bunun dışında danışmanımın bilgi birikimi, beni yönlendirme şekli, bunların hepsi bir arada oluştu. Yani önceden kafamda var olan bazı şeyleri, tasavvuftaki bazı problemleri bu şekilde ben kağıda dökmüş oldum aslında. Evet. Peki çalışma Avam ve Havas kavramları üzerinden başlıyor aslında kitabın başlığından da hareket Evet. edersek. Bu ayrım neden önemli? Yani ilmi açıdan neden Evet. önemli acaba? Hocam şimdi ben çalışmada tasavvuf ilminin hitap ettiği kitlenin niteliği problemi üzerinde durdum. Bu noktada da merkeze avam havas ve havasül havas kavramlarını aldım. Önce bu kavramları bir açıklayalım. Bu kavramların kökeni Arapçadır. Avam kavramı genel, umumi, herkes, halktan ilim sahibi olmayan kimse, cahil halk gibi bazı anlamlara geliyor. Havas da bunun tam tersi. Havas da seçkin, özel bir şeye has, hususi olan anlamlarına gelir. Havasul havas da havasın bir üstü. Bazen karşımıza hasül havas olarak da çıkar. Bu da havasın seçkinleri anlamına geliyor. Ve tasavvuf ehline göre bu grupta peygamberler ve veliler vardır. Ben çalışmada Sufiler bu ayrımı niçin yapmış? Niçin buna ihtiyaç duymuşlar? Yaptıkları bu ayrım kas sisteminde olduğu gibi birinden diğerinde geçişin mümkün olmadığı bir ayrım mı? Böyle bir ayrım varsa avamla havas arasında ortak bir dil oluşturulabilir mi? Tezimde ben bunları çalıştım. Şimdi hocam tasavvufa yöneltilen eleştirileri biz iki grupta ele alıyoruz. Birisi dış tenkit, birisi de iç tenkit. İç tenkite baktığımızda tasavvufçuların, sufilerin birbirlerine karşı yaptığı eleştirileri görmekteyiz. Onlar bu eleştirileri aslında ıslah amaçlı yapmışlar. Yani tasavvufu şeriat dairesinin içerisinde tutabilmek amacıyla birbirlerine bazı eleştiriler yapmışlar, çekidüzen vermek amacıyla. Bir de tasavvufa yöneltilen dış tenkitler var. Onlar da tasavvuf ilmine sahip olmayan, bu ilme uzak olan, dışarıdan bakan insanların yaptıkları eleştiriler. Ve bu eleştirilerin temelinde baktığımızda sufilerin yaptıkları bir takım söz ve davranışları anlamlandıramamaları bunun temel nedeni olarak karşımıza çıkmakta. Zaten bu çalışmayı ele alma nedenim de özellikle buydu. Mesela tasavvuf derslerine girdiğimizde de özellikle bakıyordum. Şatahat üzerinden, tasavvufçuların söylemleri üzerinden bir takım tartışmalar var ve insanlar bunları anlamakta zorlanıyor. Şimdi şatahat dedik, şatahatı da açmak lazım. Şatahat da sufilerin cezbe halindeyken kendinden geçmiş bir şekilde aşk sarhoşu olduklarında ağızlarından çıkan bir takım sözlerdir. Mesela hepimizin bildiği gibi Hallacı Mansur'un Enel Hak sözü. Beyazıt-ı Bistami'nin kendimi tenzih ederim, kendimi tesbih ederim, benim şanım ne yücedir gibi sözleri. Bu takım sözler insanlarda büyük yankı uyandırmış. Aslında
Bu yankının sebebi de aralarında ortak bir dilin olmaması. Çünkü tasavvufun iki yönü vardır. Bir yönü ilmi ahlaki yön ve bu yön avama da açıktır. Herkese açık olan bir yön. Diğer bir yönü de tasavvufun hak ilmi olan yönü. Bu da marifet yönüdür. Manevi olan yön. Bu nedenle insanlar, marifet bilgisine sahip olmayan insanlar, avam kesimi dediğimiz, işte tasavvuftaki ayrım zaten bu yüzden ortaya çıkıyor. Sufilerin sözlerine, davranışlarına anlam verememişler ve onları bu şekilde eleştirmişlerdir. Bu noktada ilmi bir sınıflandırmaya sebebiyet vermiş tasavvufçular arasında. Zaten tasavvuf ilmini diğer bütün ilimlerden ayıran nokta da onun beden-ruh ayrımına, zahir-batın ayrımına, şeriat-hakikat ayrımına ve bütün bunlara bağlı olarak da avam-havas ayrımına yaptığı vurgu. Sufileri tasavvuf zümresini diğer zümrelerden ayıran en önemli konu budur. Çalışmanın amacı da zaten tasavvuf ehlinin marifet bilgisinin havasa yönelik bir bilgi olduğu tezini ortaya koymak hocam. Şimdi bu kavramları daha çok Gazali özelinde aslında ele alıyorsunuz. Yani Evet. neden Gazali bir yani Gazali'nin görüşleri çerçevesinde ele alma gereği duydunuz acaba? Yani bu Gazali kadar bu kavramlara odaklanan başka ilim ehli alim yok mu, ya da Gazali en önemlisi mi? Şöyle hocam, zaten Gazali öncesindeki sufilere de tek tek baktık, değindik. Özellikle de Züht dönemine, Züht döneminden sonra tasavvuf dönemine ki tasavvufçular, tasavvuf tarihçileri diyeyim daha doğrusu, tasavvufu üç döneme ayırır. Birincisi Züht dönemi, Hicri ilk iki asırı kapsıyor. İkincisi tasavvuf dönemidir. Hicri 3. asırdan 6. asra kadar olan dönem. Üçüncüsü de 6. asır ve sonrası tarikatlar dönemi. Zaten Gazali'ye gelene kadar Gazali öncesi sufilerin de bilgi birikimini inceledim. Çünkü Gazali'nin eserleri de onların aslında bir ürünü. Gazali de onlardan beslenmiş. Ama Gazali'yi diğer sufilerden ayıran nokta onun sünni tasavvufun tekmil edicisi olarak kabul edilmesidir. Yani zahirle batını birleştiren bir alim. Ne zahiri ne de batını saf dışı etmemiş, ikisini de birleştirmiştir. Bunun dışında yine diğer ilimlerle de ilgilenmiş. Gazali zaten çok büyük bir isim. Kelam ilmiyle, fıkıh ilmiyle, felsefeyle, mantıkla da ilgilenmiş. Ama El-Munkız Minet Dalal eserine baktığımız zaman zaten kendisinin otobiyografisi. Orada diyor ki bu ilimler beni doyuma ulaştırmadı. Ve bir buhran dönemine, bir kriz dönemine girdiğini söylüyor manevi anlamda. Bununla da tasavvuf sayesinde kurtulduğunu ifade etmiş. Yine ona geçmeden önce ben biraz daha Gazali öncesi döneme de değinip ondan sonra Gazali'nin yaptığı ayrıma değinmek isterim müsaadeniz olursa. İlk olarak ben bu kavramlar Kur'an ve sünnette var mı bunlara baktım hocam. Kur'an-ı Kerim'de bizzat avam ve havas kavramları geçmemekte. Ama buna benzer ilmi sınıflandırmalar, insanları sınıflandırmalar şeklinde şeyler görüyoruz. Mesela en genel olarak işte kafir, mümin, münafık ayrımı, onun dışında sabikun, ashab-ı meymene, ashab-ı meşeme gibi insan sınıflandırmaları görüyoruz. Sonrasında kitab-ı zühdlere baktım. Biliyoruz ki zaten kitab-ı zühdler de birer hadis literatürüdür. Oraya baktığımda ilk olarak bu kavramlara ben Ahmet bin Hanbel'in kitab-ı zühd eserinde rastladım. Avam ve havas kavramları ilk olarak burada geçiyor zühd eserlerinden. Ama burada ilmi bir sınıflandırma yapılmış. Marifet merkezi bir sınıflandırma yok. Yani bu ne demek? Alimleri, ulemayı bir kefeye koymuş. Diğer kefeye de ulemaya tabi olan insanları koymuş. Yani ulemanın içine fıkıh alimleri de girer, tefsir alimleri de girer, tıp uzmanları da girer, coğrafya uzmanları da girer. Bunlar havas kesimi oluyor. Diğer kesimi de avam olarak ele alınmış. Ve burada marifet merkezli, tasavvuf merkezli bir ayrıma ben rastlayamadım. Tasavvufi anlamdaki ilk sınıflandırmaya ise Ebu Said İbnül Arabi'nin Ez-Zühd ve Sıfatuz Zahidin eserinde rastladım. Tabii bu bizim bildiğimiz Muhyiddin İbnül Arabi değil, genelde karıştırılır. Muhyiddin İbnül Arabi tasavvuf döneminde yaşamış bir alimimiz. Bu alim de Züht döneminde yaşamış birisi. O insanları zahitler, sabredenler ve rağbet sahipleri şeklinde sınıflandırıyor. Züht ehlini burada ayrı olarak konumlandırmış. Yani bizzat yine avam havas kavramları kullanılmamakla birlikte marifet merkezli, tasavvufi merkezli izlere biz burada rastlamaktayız.
Sonrasında ilk tasnifi yine Cafer-i Sadık'ın yaptığını söyleyenler de var. Marifet merkezi sınıflandırmaya baktığımızda Hicri 4. asırda, yani tasavvuf dönemi dediğimiz asırda kesin bir şekilde kendini gösterdiğini görüyoruz. Gazali öncesi eserlere baktığımızda avam havas kavramları genelde bu anlamda kullanılmış. Yani marifet bilgisinden yoksun olan insanları ifade etmek için. Marifet bilgisi ne demek? Marifet bilgisi de Sufilerin Allah'tan vehbi bir şekilde, yani kendi çabaları olmaksızın aldıkları bir takım ilahi ilimlerdir. Bu ilimlere varmak tabii ki çeşitli merhalelerden geçmeyi de gerektiriyor. Ama en nihayetinde bu ilimlerin, marifet ilminin vehbi olduğu konusunda bütün alimler, tasavvuf alimleri ittifak etmiş durumdalar. Dördüncü asıra baktığımızda dedik kesin bir şekilde bu ayrımın olduğunu görüyoruz. Burada aslında tasavvuf ehlinin söylemek istediği şey şu. Diyorlar ki avam beş duyusuyla ve aklıyla bilgiyi elde eder, bunun ötesine geçemez. Havasın farkı ise akıl üstü, kalp ilimleriyle meşgul olmasıdır, kalp gözü açık olmasıdır diyorlar. Yani o avamla havastaki temel ayrım burada o şekilde kendini gösteriyor. Ama kimi zaman ilim merkezde ayrımlar yaptıklarını da tabii ki görüyoruz. Yine bundan sonrası Gazali'ye baktığımızda Gazali de aynı tasavvuf dönemindeki kendisinden önceki o eserleri, o alimleri teyit eder bir şekilde. Kendisi de bazen ilim merkezli bazen de marifet merkezli ayrımlar yapmış. Şimdi neden iki türlü ayrımlar yapıyorlar? Yani tasavvuf ehli aslında şunu kabul ediyor. Her ilmin bir uzmanı var ve uzmanı olan kişiler o ilmin havası sayılmakta. Bu ister dini ilimler olsun, ister fenli ilimler olsun. Bunu biz kabul ediyoruz. Ama tasavvuf ilmi söz konusu olduğunda biz bu ilmin havasıyız, siz de bu konuda avam kalıyorsunuz diyorlar. Bizi anlamamanızın nedeni de budur diyorlar. Yani beşeri dilin ve beşeri aklın sınırlı olması sebebiyle arada ortak bir dilin oluşması ya da o sufi tecrübenin aktarımı bu şekilde zorlaşıyor. Zorlaştığı için de insanlar birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorlar ve tasavvuf ehli bu nedenle zaten sır saklamayı, ilimlerini muhafaza etmeyi ve dışarıya bildikleri her şeyi açmamayı birbirlerine öğütlemişler. Yani baktığımızda mesela Hallacı Mansur'un bazı sufiler tarafından eleştirildiğini görüyoruz. Onun idamına destek veren sufiler de var. Çünkü diyorlar ki hem vakti gelmeden almaması gereken ilimleri aldı. Hocasından gizli işte hocasının kitabını çaldı, aldı, onu okudu. Ve hem de sağda solda insanların avamın ağzına bu türden lafları verdi diye onu eleştirenler de var bu noktada. Evet. Yine Gazali'ye bak. Toplum, Meryem Hocam, şurada belki yani konuyu tamamlamak adına da aslında toplumsal açıdan da bir ayrıma gitmek zorunda kalıyor. Yani ilimle uğraşanlar ve diğerleri arasında da o zaman bir sınır, bir toplumsal çatışmaya da aslında kısmen neden oluyor bu bahsettiğiniz şey. Çünkü işte Hallac'ın saklaması gereken bir sırrı ifşa etmesi, yani büyüsünü bozması tabiri caizse, onunla suçlanması, evet, onu halkla paylaşıp değerini azaltması ya da onu ifşa etmesiyle suçlanması burada toplumsal bir çatışmanın görünürlüğüne yol açıyor. Bu da demek ki iki kesim arasında belli işte batini bilgilerle uğraşanların diğerlerinin sahip olmadığı bir takım özelliklere sahip olduklarını, bu da toplum arasında gizli bir tabakalaşmanın olduğunu gösteriyor. Yani birbirlerine karşı duruşları, çatışma olmadan duruşları gizli zihinsel bir tabakanın olduğunu gösteriyor. Ama bu çatışmaya döndüğünde o zaman bu ayrım toplumsal olarak bir huzursuzluğu da ortaya çıkartmış oluyor. Bu o zaman sadece ilimde kalmıyor. Yani başka şeylerin akıbetini de sorgular dereceye geliyor. Biliyorsunuz Gazali'nin merkezde olduğu ilmin niteliğinin işte felsefeyle birlikte bir günümüze kadar gelen bir takım tartışmalara da neden olduğunu görüyoruz. Yani din alimlerinin belli sınıflara dahil olmasının, yani tasavvufla ilgilenip ilgilenmedikleri, hakiki bilgiye sahip olup olmadıklarını, diğerlerinin işte akıl yürütmede bunun bazı engellere yol açtığı gibi tasavvufun
Bu tür tartışmalar var. Bu tartışmalar demek bu sınıflamanın tam merkezinde. Biz sanırım öyle Evet, anlıyoruz. evet. Evet hocam, doğru ifade ettiniz. Zaten tasavvuf ehli bu sınıflandırmayı bir kendini savunma aracı olarak da görüyor. Okumaları yaptığımızda bunu görüyoruz ki yani çok fazla sorunlar, problemler yaşamışlar. Tabii bunun tek sebebi şatahat veya işte sufilerin sözleri değil. Sufi geçinen kimseler, İslam dışı bazı insanların sufi kisvesine bürünmesi. Ve baktığımız zaman bazen İbnül Arabi'nin eserlerinde de bunu görüyoruz. İşte biz bile okuduğumuz zaman anlamakta biraz zorlanıyoruz. Hatta onların bazı ifadeleri var. İşte avamın okumaması gereken bazı işte kitaplarımız var. Bazı şey bilgileri buralara yazmadık insanlar okumasın diye gibilerinden. Kimileri de kendini bu şekilde korumaya alıyor ve bunu destekliyorlar. Yani diyorlar ki biz kendi aramızda sembolik bir dil kullanalım. Hem bu tasavvufun mirasını, bilgi birikimini, özellikle de marifet noktasında, o batini bilgi noktasında olan kısmı saklayalım, insanların ağzına vermeyelim. Hem de avama işte tasavvufun ilmi ve ahlaki yönünü öğütleyelim. Onlara bu yönünü gösterelim diyorlar. Zaten bu noktada işte Evet. zahir ve batın ayrımı çok önemli bizim için. Zahir baktığımızda işte görünen, dış, apaçık olan anlamlarına gelirken batın da bunun tam tersi oluyor. Hani bir şeyin iç yüzü, gizli olan, saklı olan anlamlarında. Tasavvuf ehline göre her şeyin bir zahir bir de batın yönü var. Bu bütün alemde geçerli. Mülk ve melekut aleminde her yerde geçerli. Bunu mesela Taoizm'deki yin yang dengesine de benzetebiliriz. Yani siyahlığın içinde bir beyazlık, beyazlığın içinde de bir siyahlık var. Her yerde zahir ve batın var. Alem tamamıyla ne zahirdir ne de batındır diyorlar. Tabii bunu batınilerden ayırmak gerekiyor. Çalışmamda da buna ben bayağı değindim, batınilerden ayrılan yönlerine. Ama tasavvuf ehli şunu söylüyor. Yani hem zahiri hem de batını bilen kişi kamildir. İnsanı kamil dedikleri işte bunların havas ve havasül havas dedikleri kişiler bunlar. Bunun dışında şeriat, tarikat, hakikat, marifet sıralaması, o meşhur sıralama yine zahirden batına doğru yapılmış olan bir söylem bu da. Tasavvuf ehli her şeyi bu şekilde ifade ettiği için işari tefsirler ortaya çıkmış mesela. Kur'an'ın batın yönünün havasa ait olduğunu, işte zahir yönünün de avama baktığını söylüyorlar. Tabii ki bu şöyle yanlış anlaşılmaları da sebebiyet verebiliyor hocam. Mesela bunu söylediğimizde ya da tasavvuf ehlinin bu tür sözlerini insanlar okudukları zaman sanki şeriatı ikinci plana atmış, geri plana atmış. Şeriat önemsenmiyormuş gibi bir izlenim verilebiliyor. Ama tasavvuf ehli kesinlikle böyle bir şeye karşı çıkıyor. Yani onlar diyorlar ki şeriatsız tasavvuf olmaz, şeriatsız tarikat olmaz. Şeriata dayanmayan her şeyi batıl sayıyorlar. Onlar için şeriat ve tasavvuf, yani fıkıh ve tasavvuf da diyebiliriz mesela buna. Bir ceviz ve cevizin kabuğu gibidir. Dışarıdan görünen onun zahir kısmıdır, şeriattır. İçerideki de hakikattır, batın kısmıdır, tasavvuftur diyorlar. Ama burada önemli altını çizdikleri şey şu. Gazali de özellikle bunun altını çiziyor ve burada bir bebek örneğini veriyor. Mesela bir bebek düşünelim. Daha süt emme çağında ve bu bebeğin dişleri çıkmamış. Ek gıdaya geçmemiş bir bebek. Siz bu bebeğe gidiyorsunuz. Mesela katı bir cisim yedirmeye çalışıyorsunuz. Bu o çocuğun zararınadır. Hem onu sindiremez, çiğneyemez hem de aksine o bu çocuğa zarar verecektir. O yüzden Gazali de şunu söylüyor ki avam ehil olduğu zaman, yeri geldiğinde, hazır olduğunda bu ilim onlara verilir. Ama eğer hazır değillerse bir çocuğa, bir bebeğe katı bir cisimi zorla yedirmek gibi bu onlara zarar verecektir diyor. Ve Gazali için bunu elde etmenin yolu da tasfiye yolu olan tasavvuftan geçer. Yani önce kişi şeriata bağlı olacak, şeriata sımsıkı sarılacak, ibadetlerini düzgün bir şekilde yapacak ve tasavvufi noktada kendisini ahlaki noktada arındırması lazım. Nefis terbiyesi yapması lazım. Bir seyr-i suluk sürecinden geçmesi gerekiyor. Bir mürşidi kamilin eğitiminden geçmesi gerekiyor. Zikirler, ibadetler, halvete çekilmesi, insanlardan bir müddet uzak kalması, böylelikle kalbini ilahi hikmetlere açması lazım. Yani o kalpteki perdeyi kaldırması lazım diyor. Sonrasında batıni ilimlerin verilip verilmeyeceği tabii Allah'tan gelebilecek vehbi olan bir şey. Bu Allah'ın takdirine kalmış. Ancak kendini bu şekilde hazırlayıp temizlemeyen bir insanın irfani bilgilere sahip olamayacağını hem Gazali hem de ondan önceki sufiler ifade etmişlerdir. Evet.
Yani aslında benim hani çalışmanızdan da anladım. Gazali biraz daha bu düşünceleri derli toplu, en azından bizim bakış açımızla akademik anlamda belki de en iyi sistematize eden Evet, alimlerden biriniz. çünkü Çünkü bu sizin anlattığınızdan ve kitaptan da de. okuduğumuzda aslında bu dağınıklığı gideriyor Gazali. Yani bu ayrımın hem sınırlarını çiziyor hem de nerelerde birlikte yürüyebileceğini, yani avamla havas ilişkisinin nerelerde o bahsettiğiniz yin yang felsefesindeki gibi aslında birbiriyle ne kadar birlikte olduğunu da ifade ediyor. Burada o zaman Gazali bir ayrımdan ziyade aslında hem ayrımı güçlendiren ama aynı zamanda da Birleştirici. ayrımı birleştiren bir görüş de ortaya sunuyor. Dolayısıyla bence kitabın yani Gazali üzerinden gitmesinin Gazali'yi Evet. merkeze alması önemli de herhalde buradan ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Evet, hocam. Peki bu çalışma yani sonuçta bir zaman dilimi çerçevesindeki düşünceleri günümüze bir anlamda yorumlayarak siz getiriyorsunuz. Ve bir dönem profili de çiziyorsunuz. Hem İslami geleneği analiz ediyorsunuz. İslami geleneği aynı zamanda bir tasavvuf ehlinin yapması gerekenleri de bir anlamda hatırlatıcı bir çizelge, bir yol yöntem çizdiğini de söyleyebiliriz. Yani hem ilmi açıdan hem dini açıdan da bir çizelge çiziyorsunuz. Bugünkü mesela sizin gibi çalışacak arkadaşlar, tasavvuf talebeleri ya da halktan gelen okuma yapacaklar açısından. Yani böyle modern dönemde, çünkü buna sosyolojik açıdan baktığımızda bir modern dönem, kendi kuralları, kaideleri, çeşitli eğitim süzgeçleri olan, bir zihin yapısı olan ve pek çok şeye de maruz kalan, yani dünyanın çeşitli modern dönemin araç gereçlerine maruz kalan, dışarıdan çok fazla müdahaleye maruz kalan insan tipolojisi var bugün ve bunların dini boyutlarını, özellikle de tasavvufi geleneği insanlar unutabilirler. Dolayısıyla bugünümüze ne söylüyor aslında? Biz bugün bu çalışma ekseninde bu düşünceleri nasıl önerebiliriz ya da tavsiye anlamında hem ilmi açıdan hem de genel halk için o belki de o zaman için avam diyebileceğimiz, bugün için ne kadar diyebiliriz bunu bilemiyoruz çünkü. Siz nasıl görüyorsunuz bu sentezi, nasıl yapabilirsiniz günümüz için? Hocam zaten çalışmayı yapma amacımdan bir tanesi de hani ileride işte bunu bir kitap olarak bastırayım ya da işte tez olarak basıldığında tasavvuf talebeleri hem de tasavvufa meraklı olan insanlar bunu okusun ve aslında oradaki o yanlış anlaşılmaların avamla havas arasındaki o çatışma gibi görünen şeylerin kaynağının aradaki ortak dilin olmaması sebebiyle meydana geldiğini görsünler diye de aslında biraz o noktada yapmak istedim. Çünkü bizim ilahiyatlarda lisans derslerinde tasavvuf dersleri çok tartışmalı geçer. Yani sürekli işte hocalara hocam bu niye şöyle, şu niye böyle, niye falanca kişi bunu söylemiş, niye falanca kişi şeriata aykırı şu davranışı yapmış. Bizim kendi öğrencilerimiz bile mesela bunu anlamlandırmakta zorlanabiliyorlar. Ve bu nedenle de tasavvufa bir cephe oluşabiliyor. Özellikle de mesela son zamanlarda tarikatlarda baktığımız zaman o züht hayatından uzaklaşanları kastediyorum tabii ki hepsini değil. Onların böyle şaşalı yaşam tarzı vesaire. Yani insanlar bunları da görüyor, eleştiriyorlar. Bakıyorlar ki işte tasavvuf özünden kopmuş. Bu tasavvufçular neden böyle? Yani bu türden eleştirilere gidebiliyorlar. Ama işte temelde aslında problemin burada olduğunu göstermek amacıyla da ben biraz bu çalışmayı ele aldım. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok yalın bir anlatım olmuş. Yani akademik üslubun yanında bir de yani akademik üslup bazen sıkıcıdır. Gerçekten Evet. kavramlara böyle boğulmuş terimleri takip etmekten olay örgüsünü çok fazla zihninde hayal edemeyen bir okuyucu bazen ızdırap çekebiliyor. Bu açıdan kitabınız gerçekten çok akıcı. Öncelikle tebrik ediyorum. Ben zevkle okudum. Tabii Teşekkür alanın ediyorum hocam, uzmanı çok sağ ol.
siz olduğunuz için de yani bunu sizin dilinizden dinlemek gerçekten bizim açımızdan çok önemli. Bu sohbetin aynı zamanda bundan sonra çalışacak arkadaşlara da bir izlence olması, bir rehberlik etmesi, bir program için yapacakları programa bir dayanak olması kanaatimce önemli. Bu konular çalışılabilir mi Meryem Hocam? Ben bunu sorayım. Bir de yani özellikle akademik çalışan henüz lisansüstü belki derecesinde olan ya da meraklı olacaklar için bu konu hala çalışılmaya müsait mi? Yani siz bir nokta Evet. koydunuz, en noktaya daha doğrusu bir dizine bir nokta daha koydunuz diyelim çünkü bunun evveliyatı da var. Bundan sonrası bunun nasıl çalışılabilir daha? Yani bu konuya da benzer, bu konu nasıl ilişkilendirilebilir, nelerle ilişkilendirilebilir? Yani çalışmanız işte şunu akademik biliyorsunuz sınırlar çizmek zorundayız. Araştırmanın Evet. evrenini, araştırmanın konusunu, çerçevesini bazen daraltmak zorundayız. Siz bu konuyu nelerle ilişkilendirebilirsiniz tavsiye olarak daha başka şeylerle diye sorsam acaba cevabı var mı ya da Evet, en azından güzel bir bir soru sordunuz. Evet hocam, teşekkür ederim. Ben şu an zaten Ankara Üniversitesi'nde doktorama devam ediyorum, yine tasavvuf alanında. Ve tezimi de bu noktada ilerletmeyi düşünüyorum aslında. Çünkü bu konularla ilgili yapılan ilk çalışmaydı benim tezim. Yani temel İslam bilimlerinde olsun, işte diğer yine alanlarda avam havas ayrımına değinen herhangi bir çalışma daha önce zaten olmamıştı. Özellikle de tasavvuf olduğunda, tasavvuf söz konusu olduğunda bu çalışma çok daha kıymetleniyor. Çünkü tasavvuf da gerçekten böyle bir ayrışma var. Bunu görüyoruz hepimiz. Bu noktada ben doktora çalışması olarak da Gazali ve sonrasını ele alabileceğimi, yine sizin sorduğunuz sorularla ilgili, mesela günümüzde bunu nasıl ele alabiliriz? Gerçekten insanlardan seçkinler var mıdır? Ya da varsa eğer bu onlara derc edilmiş, yani yaratılışlarından kaynaklı bir yetenek mi? Yoksa sonradan elde edilen bir şey mi ki? Mesela bunu savunanlar da var. İbni Haldun böyle bir şey savunuyor. Diyor ki insanlarda yaratılıştan kaynaklanan böyle has kabiliyetler vardır diyor. Özel kabiliyetler teorisi var mesela İbn Haldun'un. Bu tür söylemlerde bulunan insanlar da var. Bu noktada ben daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum aslında. Evet, teşekkür ediyorum. Yani bu has özellikler, yani bir anlamda yaratılıştan insana gelen bir takım has özellikler, işte rasyonel dünyada yorumlanırken başka şeyler de işin içine katılarak değerlendirildiğinde bir sınıfsal çatışmaya bu sefer yol açabiliyor. Burada söylediğiniz şey aslında altını iyi doldurduğunuzda hem akademik hem de dini anlamda belki tarihsel perspektifi anlatmak için iyi bir imkan olabilir burada. Yani tasavvuf dili iyi bir imkan olabilir. Yoksa bunu tasavvufun dilini anlamayanların açıklamaya çalıştığı zaman da bu sefer o kaos ortaya çıkıyor. Yani toplumsal kaos Evet. ortaya çıkıyor. Yanlış anlatmak ya da yanlıştan ziyade zamandan önce anlatmak mı diyelim ifşa Evet. konusunda. Böyle bir problemler de olabilir. Çünkü bu açıdan tasavvuf yolu yani çok hem bir anlamda tehlikeli bir yol yani gidebilen ya da Evet. gidemeyen için hem de değişik bir yol. Yani farklı bir tecrübe. Çünkü sizin anlatımınızdan da bu sadece bir yaşam tarzı değil. Aslında toplumun tümünü dönüştürmeye çalışan bir düşüncenin Evet. de savunuculuğunu yapıyor değil mi? Yani şu 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 özelliklere sahip olanlar ancak havas sınıfına ya da bu sınıfa dahil olabiliyor ya da böyle tanımlanıyor. Çünkü dini boyutu ilmi boyutundan çok daha fazla. Yani dini gruptan olmayıp ilme vakıf olan başkaları da var. Öğrenebiliyorlar çünkü biliyorsunuz bunları. Yani bunların bu sınıfa dahil olup olmadığı o zaman da tartışmaya da çatışma da ortaya çıkarak bu anlamda çok yani toplumun aşil topuğu dediğimiz aslında çok sancılı problemli konularından birisi gibi gözüküyor. Ya da ben öyle anlıyorum. Evet. Evet. Hocam bir de şuna da çok dikkat etmek lazım tabii. Mesela dışarıdan bakıldığında
tasavvuf ehlinin işte tecrübi bilgileri, o marifet bilgileri dediğimiz şeyler, bunları sanki şeriata bir yenilik getirmek amacıyla söylendiği düşünülebiliyor. Ancak sufilerin böyle bir iddiası hiçbir zaman olmamış. Yani tasavvufi tecrübenin zaten özelliklerine baktığımızda onun bireysel olması, işte kanıtlanamaz olması, mesela bunlar çok önemli. Ve şeriata bir yenilik getirmeme iddiası, böyle bir iddiası zaten yok. Manevi olması, kişinin kendi tecrübesi, seyir usuluk sonucunda bunu elde etmesi ve anlaşılmasının güç olması gibi kendine has bir takım özellikleri var. O yüzden tasavvufi tecrübeyle elde edilen bu ilimler, bu batını ilimler hiç kimse için bağlayıcı değildir. Bunun da önemli altını çizmek lazım. Tabii tasavvuf ehli, şimdi burada marifet ayrımı dedik ama yani diğer insanlara siz tamamen marifetten yoksunsunuz demiyor. Marifeti iki şekilde inceliyor tasavvuf ehli. Birisi hal marifetidir, birisi de kal marifeti diyorlar. Kal marifeti noktasında avam ve havas ortaktır. Yani bu ne demek? Allah'ın varlığını, birliğini, onun yüceliğini, sıfatlarını insanın aklen bilmesi. Buna biz kal marifeti diyoruz. Bir de hal marifeti var. Hal marifeti de sufinin haliyle, yaşayışıyla, fiiliyle elde ettiği, vehbi bir şekilde kendisine gelen keşf ve ilham yoluyla elde ettiği bilgilerle Allah-u Teala'yı bu şekilde, yani kalp gözü açılaraktan kalbiyle bir şeyleri bilmesi, buna da hal marifeti diyoruz. Bu noktada sadece havasa özel olduğunu söylüyorlar. Yani diğer noktada evet herkes, bütün müminler, bütün Müslümanlar marifet sahibidir. Hepimiz Allah-u Teala'yı biliyoruz, onun yüceliğini, onun birliğini, varlığını. Ama onlar diyorlar ki beş duyu organı ve aklıyla biliyor avam kesimi bunu. Biz bunun daha da ötesine geçtik diyorlar. Yani bu noktada marifeti de iki kısımda incelemişler. Aslında tasavvufun genel yapısına baktığımız zaman bu ikili ayrımları çok görüyoruz. Böyle zahir batın dedik, işte ilim marifet dedik. Yani her şeyi kendi arasında böyle sınıflandırarak incelemek ve aynı zamanda da hepsinin böyle iç içe geçmiş olması. Yani her zahirde bir batının olması gibi. Tasavvufta böyle bir kendince bir yöntemi var aslında. Evet, çok teşekkür ediyorum Meryem Hocam. Bu güzel anlatımınız için, açıklayıcı, bilgilendirici sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası okuyucuyla artık ilgili bir durum. Yani okuyucunun bu alandaki ilk çalışmayı DTA Yayıncılık tarafından çıkarılan ve sizin güzel bir emek vererek güzel bir şekilde getirdiğiniz anlaşılır. Hem akademik hem de genel kitleye o anlamda hitap edecek bir özelliğe sahip bu çalışmanın ben takdir göreceğini umuyorum. Bundan hiçbir şekilde şüphem yok. Dolayısıyla bizim bu sohbetimize katılmış olmanız, davetimizi kabul etmiş olmanız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben size hem teşekkür ediyorum çalışmanızın takdir edilmesini umuyorum okuyucu tarafından. Aynı zamanda da bu başladığınız ilmi yolculukta, bilim yolculuğunda sizlere kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de nazik davetinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederim.